Hoş geldiniz. Hoş bulduk oğlum. Hoş bulduk. Demek öyle dedi Özgür. Çok büyük bir yalanın içine düştük, farkında mısın? İyi de Levent neden böyle bir şey yaptı acaba? Bunu kendisine soralım mı? Soralım. Doktor Levent Yazman'ı ara. Efendim Serdar'cığım? Levent, hastanede misin? Ay. Vallahi ne iyi ettiniz de geldiniz ya. Yavrum, rahatsız etmiyoruz değil mi çocuğum? Yok. Yalnız mıydın sen evde? Yalnızım ya, yalnız. Rahatsız etmiyorsunuz. Ezgi yok mu? Ayrıldınız mı yoksa? Sen niye ayrıldığımızı düşündün ki? Ezgi sanki burada yaşıyormuş gibi. Niye öyle bir düşünceye girdin ki sen şu an? Yani ne bileyim işte, bir umut çocuğum. Hiç vallahi umutlanma. Baştan söyleyeyim de yani. Hiç ayrılmaya niyetim yok Ezgi'den. Bunu bilesin yani. Senin kararın tabii Özgürcüğüm. Bize de bu kararın da yanında olmak düşer. Sağ ol yengecim. Şaşırtıyorsun vallahi beni bazen. O zaman siz bir yerleşin, belli ki zaten. Yerleşeceksiniz. Kök salın. Tabii tabii, biz yerleşe... Ay canım çok tatlı. Natya yengenle tanıştın mı? Ay canım çok tatlısın. Tanışın. Oğlum korkuyor, korkuyor. Tanışın bir. Ay tanışmayalım lütfen. Oğlum korkuyor, bırak bana ver. Ben severim onu. Ya çok tatlıymış. Fitnet, ne korkuyorsun Allah aşkına? Bu senden korksun. Biraz huylanıyorum diyelim yani. Hoş. Ay canım, hoş. Özgürcüğüm, acaba diyorum biz şeydeyken, burada kalırken Tesla tatile mi çıksa diyorum uzağa. Vallahi burası Tesla'nın evi. İstersen seni bir otele yerleştirebiliriz. Aa, Özgür. Yengen yavrum, Fitnat. Şaka yaptı, şaka Fitnat. Hadi canım. Dengeleri korurum. Hadi yerleşelim biz. Yanında olmak düşen ne demek? Niye geldik o zaman biz buraya? Ya sen benim öyle dediğime bakma. Durum düşündüğümden de ciddi. Strateji değiştiriyoruz. Odada konuşalım. Ay vallahi yani ya, canım çıktı, canım çıktı. Yürü, yürü, yürü. Bu sıcakta of, ne İstanbul'muş ya. Ya evet anneciğim, çok yorulmuşsun belli. Dinlen sen. Yani keşke haber verseydin tabii de ben gelip seni alsaydım, yorulmazdın. Yavrum yani sürpriz yapayım dedim kızıma, fena mı etmişim? Yok anneciğim, harika oldu, bayılırım sürprizlere. Hoş geldin. Hoş bulduk yavrum. Aç mısın, ben sana kahvaltı yiyecek bir şeyler hazırlayayım mı? Ay yok yok yavrum, ben ettim kahvaltımı da Ezgi. Ay ne olur yavrum, sen bana bir Türk kahvesi yap da içi vereyim ya, şu yorgunluğumu atayım. Yaparım yaparım anne. Eşyaları da yerleştirmeye gidiyorum, arka odaya mı götüreyim kızım? Evet evet anne, dümdüz. Tamam. Ay ne sıcakmış arkadaş. Ne İstanbul'muş. Evet evet anneciğim. Çok nem, çok sıcak. Sen rahat rahat yerleş. Ben kahveni yapıyorum. Özgür. Ne? Annem geldi. Ne? Yok artık ya, benimki de. Ne, seninki de mi? Vallahi billahi. Birbirlerini görmediler herhalde, öyle umuyorum ben. Yok yok, görmemişlerdir. Görseydi annem tepki verirdi, komşu olduğumuzu bilmiyor. Tepki kesin verirlerdi. Zaten bilmemeleri çok daha hayırlı. Bir şekilde bu durumu saklamalıyız. Yoksa annem içten rahat vermez. Benimki delirir. Değil misin? Kadın zaten ayrılmamızı beklerken bir de komşu olduğumuzu öğrenirse bunun üzerine beni alır, aldığı gibi Bursa'ya götürür, bir daha da geri getirmez. Ayrıldığımızı mı söylesek? Yok annem yok, ayrıldığımızı söylersek bak bak, şu an gitsem ne oldu biliyor musun? Eve girdiği an ilk seni sordu zaten. Şu an gitsem desem ki ayrıldık. O tanıştırmaya çalıştığı kız var. Buraya diker, sonra kurtulabilirsen elinden ya. Yok yok. Hiç onlara girmeyelim biz. Olmaz. Sürdürebildiğimiz kadar sürdürelim. Merak etme, ben bir şekilde bir yolunu bulup annemleri göndereceğim. Tamam. Gönder. Annemleri derken. Fitnat, denge de burada. Ne? Tehlikeli misin sen? Tehlikeli, farkında mısın? Farkındayım ben. Neden bu kadar paniğim zannediyorsun sen? Yengem kahvaltı hazır. Geliyorum, geliyorum.
O zaman şimdi onları evde bırakamıyoruz, iş yerine götüremiyoruz. Aynı anda evde de bırakamıyoruz. Ne yapacağız? Götüremem, annem iş yerine götüremem. Annem birlikte çalıştığımızı da bilmiyor. Annem hiçbir şey bilmiyor. Bir de o durum var değil mi? O zaman hiçbir koşulda bir araya getirmememiz gerekiyor. Kesinlikle gelmemeli, her şey ortaya çıkar. O zaman şöyle yapıyoruz, ben dışarı çıkıyorum, işe gidiyorum. Annemleri burada bırakıyorum. Sen de annenle dışarı çıkıyorsun. Duruma göre haberleşelim. Tamam, anlaştık. Öpüyorum o zaman. Görüşürüz, bay bay. Hoşça kal, kolay gelsin. Of be. Ay rahatladım. Yavrum. Nerede kal hemen? Evde kahve kalmamış. Kahve mi kalmamış? Hı. Gidelim yan komşudan isteyelim hadi. Hayatta olmaz. Neden olmaz? Ay eskicim kızım yani sizin teraslarınız bile ortak. Yani biz samimiyet kuramadınız mı artık bu zamana kadar? Ayıp ya, bir kahve isteyemiyor musun? Bak. İşte büyük şehirlerde de ben bunu hiç sevmiyorum. Yani insan karşısındaki komşunun adını bile bilmiyor. Değil mi? Ne kadar ayıp. Ne demiş büyüklerimiz? Bak komşu komşunun külüne muhtaçtır demiş. Değil mi? Bak ev alma komşu al demişler. Niye demişler bu lafları? Boşuna mı demişler? Hadi şanslısın. Annem burada gelip tanışıyoruz. Nerede? Evet, olmaz. Mümkün değil. Ne oldu be? Olmaz. Çünkü ben az önce tam oradan geliyordum. Evde kahve yoktu ya. Gittim hemen komşuma. Çünkü komşu komşunun külüne muhtaçtır diye ben de düşündüm. Annemin kızıyım çünkü. Dedim ki kahve var mıdır acaba ama evde yoklar. Ha. Tamam canım ne olacak? Akşam tanışırız, bir şey olmaz. Tanışamazsın işte anneciğim. Hiç tanış... Yani onlar bir ay yok. Yurt dışına gitmişler. Çok seviyorlar gezmeyi, böyle bayılıyorlar. Ha tamam tamam yavrum tamam. Şey yap o zaman madem, bir çay yap. Çay var mı? Çayın var mı evde? Var, hemen. Neyse hadi. Allah Allah, çay. Sen dinlen, sen yorulmuştun. Evde Türk kahvesi yok çocuğun evinde. Getireydin bari çay gelirken. Çay geliyor. Oh. Ay manzara da çok güzelmiş. Şöyle terasa falan mı çıksak? Yok yengem yok, bu hava bozacak birazdan, hiç çıkmayın. Aa, hava mı bozacak? Şaşırdın mı oğlum? Yaprak kımıldamıyor, baksana. Anneciğim sen bilmezsin buranın havasını. O kadar sinsidir ki yani. Bir anda bir bozu veriyor, anlamıyorsun ne oluyor yani. Ay o sinsi deyince de aklıma biri geldi. Hmm, benim de aklıma biri geldi. Kim acaba? Nereden esti gelmek anneciğim bu arada? Yavrum, Ebru gidince işte ben böyle ev üstüme üstüme geldi. Bir gün yengen geldi, hadi değişiklik olsun, Özgür'e gidelim dedi. Oh. Öyle çıktık geldik yavrum. Oh Allah, çok iyi düşünmüş. Süper. Hmm. Çok sıkıldıysan anne, ben bir tur mur bir şeyler ayarlayayım. Dünya turu, mesela büyük göç var, yerinde izlersin. Ha? Aa, Fitnat görüyor musun? Nasıl benim başından atmaya çalışıyor? Yok anneciğim, sen tamamen yanlış anladın. Şöyle vereyim yersin bir yandan da. Tamam. Bu arada bakmayın böyle, ben geniş geniş yiyorum. O kadar işim var ki. Saymakla bitmez, tonla. Bir görüşmem var mesela. Oradan mekana geçeceğim. Öyle bir sürü işim var. Siz tam olarak ne yapacaksınız? Tamam, sen bizi dert etme. Biz başımızın çaresine bakarız yani. Hayatım sen git görüşmelerini falan yap. Sen bizi merak etme. Canımız çok sıkılırsa yan komşuya falan geçeriz. Sakın bak, o kırmızı çizgimdir. Büyük arıza. Şu an volümüyle düşürüyorum ki duyabilir. Yani ne diyor, o kadar belirsiz ki öyle biri. Ben yani burama geldi, taşınmayı falan düşündüm. O derece tabii yani çok fena. Sakın bakın, muhatap olmak yok, söz verin. Tehlikeli. Tamam, tamam, tamam. Aa, madem öyle, tamam merak etmesin. Hava zaten çok güzel. Mis, baksana şuraya ya. Çitimgezin ya, Ayasofya falan. Aa, ayol hava bozacak diyordun. Öyle dedim değil mi ben? Yok, tam o esnada bulut girmiş, o yanılttı beni. Bu hava bozmaz. Olmaz, bozmaz. Siz çıkın gezin falan. Tamam, hadi. Hadi git. Bizi merak etme, hadi. Ben gidiyorum o zaman. Şöyle son bir tane daha. Vallahi sandviç. Tamam ben... çocuğum, hadi git sen. Bak çayımız varmış. Afiyet olsun anneciğim. Ah yavrum benim. Oh sağ olasın. Çok güzel olmuş. Ne yaptın çocuğum? Ne yapayım anneciğim, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. De yani ne yaptın yavrum? Ya konuştun mu Özgür'le? Ayrıldınız mı? Bitti mi? Tamam mıdır? Söyledim. Yani ayrılmak istediğimi söyledim. Ama... Ama? Hala ama mı yani Ezgi? Ama derken ama konuşacağım. Yani burada böyle bitmedi. Konuşacağım ve bu meseleyi artık inşallah çözeceğim. Hmm.
Tamam, oldu çocuğum, tamam, halledersin sen. Kaçta çıkıyorsun sen yavrum, işe gitmeyecek misin? Hadi geç kalma benim yüzümden, sen git canım benim. Gidemem, yani gitmem. Anneciğim sen buradayken ben nasıl işe giderim? Annem gelmiş başımın tacı, ben burada otururum, bugün izin alırım. Yok alma, izin alma, izin. Aa, olur mu öyle şey canım? Aa, işten izin alır mı? Daha yeni başladın zaten. Ay zaten yavrum, çıkacağım ben, bir sürü işim var. Gelmişken onları da hallederim. Hadi canım benim. Tamam bak, o zaman şöyle yapalım. Bence en iyi çözüm bu. Biz birlikte çıkalım evden. Ben işe gideyim. Sen işlerini hallet. Sonra yeniden buluşalım. Mutlaka buluşalım. Sonra program yaparız, gezeriz. Olur, olur. Hep yan yana oluruz. Tamam, tamam. Olur, olur canım benim. Aa, ne sıcak. Yavrum sen bana bir tane daha çay ver. Tamam. Demini alsın çocuğum, olur mu? Olur. İyice alsın demini, bekle orada. Alo. Hah, geldim hayatım, geldim. Her şey yolunda mı hayatım? Seni merak ettim, ne yaptın? Ay ne yapayım Ünal? Saf kızımla uğraşıyorum. Hala ayrılmamış, daha konuşmadım diyor ya. Allah Allah. Ay anlamıyorum ki yani. Bak ben karar verdim, bu işi kesinlikle çözeceğim. Bugün gideceğim ve Özgür'le konuşacağım. Ne yapıyorsun hayatım? Olacak şey değil ya. Ya Ezgi çocuk mu? Ayakları yere basan bir kadın artık o ya. Bu kadar müdahale etmen doğru mu? Bak ona söylemeden gidip konuşursan sana kızar ha. Kızarsa kızsın. Ya ne olacak Ünal? Allah Allah. Daha sonra üzülmesinden daha iyidir şimdi kızması. Yani çok demli olmadan oldu gibi. Tamam Ünal'cığım. İyiyim, geldim ben. Sen merak etme. İyiyim ben. Selam söyle Ünal'a. Bak Ezgi'cim de selam söylüyor sana canım. Sen de söyle. Bak beni... Beni haberdar et, merak edelim, tamam mı? Tamam, tamam. Edeceğim, hadi. Hadi görüşürüz, hoşça kal. Evet, hadi bakalım. Sen hazırlan, ben çayımı içip çıkalım artık. Tamam, sen otur, ben hemen hazırlanıp geliyorum. Olur, olur. Ne yapıyorsunuz? Ah, günaydın Özgür Bey. Günaydın. Günaydın patron. Ne var ne yok? İyilik vallahi. Sizi sormalı. İyi ben de. Patron, bugün Ezgi Hanım'la gelmemişsiniz. Öyle oldu bu sefer. Ay, yoksa bir şey mi oldu Ezgi'ye? Yok, bir şey yok. İyi, merak etmeyin. Çok korktum Özgür Bey, yani bir şey oldu diye yalnız geldiniz ya. Aynen, korkmuşsunuzdur yaşananlara siz sebep olduğunuz için. Nasıl yani sebep oldunuz derken? Şeyi kastediyor, o gün Ezgi'yi dışarı ben gönderdim ya. Ama Özgür Bey, ben nereden bileyim gelen adamın tıh niyetini falan. Ama sormam gerekirdi tabii. He, bence de sormalıydın ama. Zaten niyeti bozmuş, başka bir isim de verebilirdin. Değil mi? Neyse ki zamanında haber verdim de Özgür Bey müdahale etti. Allah'tan. Yani burada bir aile gibi olduğumuz için sonuçta birbirimizi koruyup kollamalıyız diye düşünüyorum. Neyse. Ezgi ama gelecek bugün değil mi? Bugün gelmeyebilir. Hmm. Oldu, o zaman ben arayıp bir sorarım ne yapıyormuş, nasılmış. Ben bir Ozan'a bakayım. Kahve mavi bir şey yap, gözünü seveyim. Kahvaltıda yürek yedik galiba bugün. Henüz kahvaltı etmedim. Ah, isabet olmuş. Bir şey diyeceğim bu arada. Siz galiba bu Ezgi'yi yollayamayacaksınız. Çünkü Özgür Bey daha önce mekanda hiç kavga etmemişti. Ama Ezgi için kavga etti. Aa, öyle miymiş? Ben seni first class göndereceğim buradan, belli oldu. Hak ediyorsun. Ah, cidden mi? Hı hı. Bak ne güzel bir hanımefendisiniz. Neden bu kötü kalp? Hı? Neden bu gömlekse o yüzden cicim. Ay. Çatlayacağım meraktan. Kim oturuyor acaba yan tarafta? Ay Fitnat. Özgür uyardı ya, sen neyin peşindesin? Yasak ya, şimdi daha çok ilgimi çekiyor. Hayatım biliyorsun, aykırı bir ruhum var. Fitnatçığım bırak şimdi konuyu komşuyu. Ne yapacağız onu söyle. Yani bu kız o kadar etkisi altına almış ki çocuğumu. Çocuk Ezgi'den ayrılmam diyor, başka bir şey demiyor. Sevimciğim madem o bırakmıyor, Ezgi onu bırakır. Bizde planlar bitmez Sevimciğim. Planım şu. Ya bu aşk nasıl bir duygu arkadaşlar? Vallahi
Sebzelerle kah kavga ettiriyor, kah dans ettiriyor. Şakıyorsun vallahi. Ben de seni bekliyordum. Hayır canım kardeşim. Deniz'i arayıp görüşmek istemem doğru olmaz. Çünkü kabul etmez. Yok artık. Sen bayağı müneccimliğe doğru gidiyorsun. Nereden biliyorsun böyle bir şey isteyeceğimi? Hatta dün gece zor tuttun değil mi kendini mesaj atmamak için? Ne yalan söyleyeyim vallahi öyle. Allah'tan böyle bir salaklık yapmamışsın. Yani çünkü başladığın yere geri dönerdin. Abi sakin şunları bir dur ya. Sıçratacaksın. Başladığın yere geri dönerdin. Tamam mı? Hiç şansın kalmadı yani. Hala bir şansın var yani kabul ediyoruz. Herhalde oğlum şu an var. Oğlum kızın ilk aşkı çıktın ya bu az şey mi? Yani daha da sen bu şansı değerlendiremiyorsan kapa dükkanı. Dur abi ya gelme beni şimdi. Abi şu salça malça bir dur abi ya Allah Allah. Bir şey anlatıyorum şurada ya. Tamam tamam sen de beni germe abi. Yok kızı bir daha göremezsin kaçırırsın falan deme abi öyle şeyler. Gelecek bir şeyin yok abi senin. Sakin. Ne yapıyorsun biliyor musun? Hemen Erdem'i arıyorsun. Akşama program yapıyorsunuz. Okey. Deniz'i de çağırıyorsun. Bunu yapmamızdaki amacı söylüyorum sana şu an. Amaç şu. Deniz'i o geçmişten gelen güven duygusundan uzaklaştırmamak. Balık gibi düşün abi. Ürkütmüyorsun. Yüze yüze gelecek sana merak etme yani. Erdem. Harika fikir. Abi dur şu ellerin yağlı mağlı. Lütfen gözünü seveyim biraz hassas ol ya. Aa necik soldum be. Orada bir şey diyeceğim. Ezgi nerede? Problem yok değil mi? Ya problem olmaz olur mu? Bizim problemsiz bir günümüz var mı? Lütfen Ozan. Kim geldi tahmin et. Kim geldi? Annem. Kimle gelmiş olabilir? Fitnat yenge. Evet abi. Bir de kim var burada onu da tahmin et. Kim? Ezgi'nin annesi bir de. Evet. Hepsi burada yani. Mottomuz ne abi söyle. Her an ortalık karışabilir. Aynen öyle. Her an ortalık karışabilir. Abi sıçratma şunu. Abicim ya bir dur. Burası böyle. Ben çıkıyorum abi ya. İyi ki bir beyaz gömlek giymişsin. Günaydın. Aramasın. Ezgi. Annemin halletmesi gereken birkaç iş vardı. Ben de hemen buraya geldim. İyi yapmışsın. Ay Ezgi'cim. Hoş geldin. Hayatım ben çok üzüldüm. Üzülme Gizem, senin bir suçun yok. Benim aklıma takılan başka bir şey var. Ben burada çalışmaya başlayalı daha ne kadar oldu ki? Yani bunun nereden haberi oldu? Yani evet, nereden haberi oldu acaba? Yani aramızda bir hain mi var acaba diye düşünüyorum ben. Yani yerinizde gözü olan birisi olabilir mi diye düşündüm. Ya Pablo dur be oğlum, karıştırma ortalığı kim olacak ya? Evet, karıştırma canım ortalığı. Ne alakası var? Saçma sapan konuşuyor işte. Biz alışverişteydik ya, numaralar yaptık, sevgiliyiz falan dedik. Sonra Latin gecesi, tanıtım manıtım o. Kurmuştur kendince bağlantı. Evet, öyle olabilir mantıklı. Ama iyi cesaret, gel mekana, posta koy falan bize rağmen. Gizem Hanım kim arıyor sizi acaba? Arkadaşım. Yani önemli değil arkadaşım. Önemli olup olmadığına biz karar verelim. Emre. Oğlum ne yükseliyorsun ya? Sakin ol ya. Müşteriler falan. Yo önemli mi ya? Neyse ya tamam. Dün gece konusunu kapatalım artık. Sen ne yaptın? Oturalım gel. Konuşuruz. Kolay gelsin uğrarım biraz. Oluşmayın oğlum oluşmayın. Tamam tamam. Şey vallahi. Sosyal deney. Sen ne bağırıyorsun bana sosyalin içinde? Ne konuştuğunu hiçbir zaman anlamıyorum bazen gerçekten yani. Ne demek sosyal deney, sosyal sosyal? Fazlayım sana. Sen niye arıyor seni yine? Yine bir şeyler karıştırıyorsan bu sefer patlatırım seni. Haberin olsun. Baktım sendeydi. Gelebilmen çok rahatlattı beni. Annemle uğraşıyordum. Sarmış durumda, tutuldu sana. Ayrıl diyor, başka bir şey demiyor. Ne diyeceğim, nasıl sakinleştireceğim hiç bilmiyorum. Ya benimki de seninkinden pek farklı değil. Hatta daha bile beter. Ya ciddi ciddi bende kalmayı falan düşünüyor, öyle söyleyeyim. Aa, Sevim teyzeye bak. Resmen kendini aşmış. Gerçi Sevim teyzeden şüphelenmiyorum ben. Bence Fitnat yenge Sevim teyzeyi fişfikliyor. Ortalık karışmış iyice ya. Atıyoruz. Yılan gibi girdin yine. Sevim Hanım niye geldi ki? Bir de Fitnat Fitnat diyor. Fitnat kim acaba? Ay sorma, çok merak ediyorum. Sen buradan orayı duyuyor musun? Hayır, duymuyorum. Fitnat dedin, Sevim dedin. Nasıl duyayım ben? Yarasa mıyım? Nasıl duyayım? Duyuyorsun. Böcek mi koydun masaların altına? Yarasa koydum altına. Pis. Neyse, dinle. Dinle, dinle. Ne diyorlar bana da anlat bari, ha? Ne deniyor orada? Şu an ne konuşuluyor? Anlat bakayım. Dudak okuyorsun sen, oku. Hadi. Anlat. Okumuyorum dudak.
Anlat. Ne anlat? Ne konuşuluyor? Merakımla çatladım, öldüm. Anlatsana. Okuyamıyorum. Nasıl anlatayım? Okuyamıyor musun? O zaman hiç okuma. Hadi bakalım. Hadi hop, okumuyorsun. İşimiz var. Gidiyoruz. Ya ne kadar zor bir durum. Düşünsene, gerçekten sevgilim olsaydı. Yani ne yapardım bilmiyorum. O kadar zor bir durum ki. Ailen sevgilini istemiyor. Yani can sıkıcı. Gerçekten sevgilim olsaydın ne yapardın? Bilmem. Sen ne yapardın? Gerçekten sevgilim olsaydın zaten hiç bu durumlara düşmezdik diye düşünüyorum ben. Annem zaten bayılmıştı sana. Şu an bizi ayırmak yerine düğün hazırlıklarıyla işte uğraşıyorduk. Doğru. Yani dışarıdan bakınca mükemmel bir çift gibi görünüyorduk. Neredeyse. Yani neredeyse. Plan anlaşıldı mı? Anlaşıldı, anlaşıldı. Tamam. O zaman start veriyorum. Hadi Özgür'ü ara. Aramam şart mı Özgür'ü? Şart ayol. Planın bir parçası. Ara, 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 ara. Evet, annem. Hayırlı olsun. Bakalım ilk hamlesi ne olacak? Efendim anneciğim. Hah, Özgür'cüğüm. Yavrum. Ben düşündüm de çocuğum. Yani bu kız senin için çok kıymetli, biliyorum. Ben de çok ılımlı olmaya karar verdim. Aa, süper. Çok sevindim anne, böyle düşünmene. Ya diyorum ki yavrum, bak ne yapalım biliyor musun? Ezgi'ye de haber ver, bu akşam birlikte yemek yiyelim. Yemek yiyelim diyorsun birlikte annem. Maalesef anneciğim, negatif. Yiyemeyiz yemek. Neden oğlum? Neden? Yiyemeyiz anneciğim. Şöyle, çok yoğunum ben. İşler var. Mekandan ayrılamayacağım bugün. Yoğun bir gün bugün. Bugün burası patlayacak. Ha, işlerin yoğun. Tamam oğlum, tamam. Tamam, sen çalış yavrum. Biz de Ezgi'yle yemek yeriz. Olur. Anneciğim işte o da olmaz. Ezgi de müsait değil. Neden çocuğum? Ezgi bizimle görüşmek istemiyor mu yoksa? Hayır anneciğim, nereden aklına getiriyorsun ya böyle şeyleri? Hiç alakası yok. Sen istenmeyecek bir anne misin? Niye görüşmek istemesin? Tamam tamam madem. Şöyle yapalım. Biz buradayız zaten. Yarın akşam yeriz. Şişt, yarın akşam görüşürsünüz de siz buradasınız ama işte Ezgi yok anneciğim. Gidiyor. Bursa'ya gidiyor. Ben de çok özleyeceğim. Nasıl yapacağım bilmiyorum. O yüzden olmaz. Yok yani burada. Bursa'ya mı gidiyor? Ha, tamam çocuğum, tamam. Buradayız ya. Yeriz, yeriz. Başka zaman yeriz çocuğum. Tamam anneciğim. İrtibatta kalalım. Haberleşelim. Okey. Görüşürüz. Bay bay. İşin oldu bence. Ha, oldu. Şu an onunla görüşmek istemediğimi düşündüğü için bence benden nefret ediyor. Zaten ediyor da iyice ediyor. Kapat, kapat, kapat. İki laf ettirmedin bana ya. Baksana, kız Bursa'ya gidiyormuş. Görüyor musun? Kesin ben geldim diye Bursa'ya gidiyor. Ay daha iyi ya, gitsin bırak, yolu açık olsun. Biz de B planına geçiyoruz. Kızı Özgür'le tanıştırıyoruz. Doğru söylüyorsun Fitnat. Ay kalk kalk kalk, yola çıkalım, kızı yoldan ararız hadi. Tamam. Ay kahveler de kaldı. Ne yapalım? Ay dur, sonra gide içeriz. Gide gide içerim ben, dur.